Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, deniz iş dünyasının en temel problemi ne? Bununla başlıyoruz bültenimize. Evet, Deniz Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz. Metropol TV açıklamalar yaptı. Deniz iş dünyasının temel problemi ne? İzliyoruz. Ulaşım dediğiniz gibi denizin temel problemi. Bakın, ekonomik kalkınma dört şeyin hareketiyle olur. Biri mal hareketiyle olur, biri ürün hareketiyle, biri insan hareketiyle, biri de paranın hareketiyle olur. Bunlar eğer hareket etmiyorsa o zaman orada kalkınmadan bahsedilemez. O yüzden Denizli'nin hem ham madde tedariğinde hem de ürünlerin tesliminde ulaşım altyapısını daha güçlendirmeye ihtiyacı var. Zaten limana olan problemi, bağlantı problemini uzun yıllardır konuşuyoruz. Uçak seferleriyle ilgili ekstra talepler var. O da geçmişimize dayanan bir sorun ama şu an tabii onunla ilgili bir görüşme yapılacak. Hızlı tren güzergahında olmak tabii çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın Denizli Otoyolu'nun biliyorsunuz ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde de devam ediyor. Honaz tünelimiz açılacak. Baktığımızda Denizli esasında karasal ulaşım altyapısı son derece gelişti. Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı birçok yollar var. Ama demir yolu, hava yolu bunlar da çok önemli. Bizim limana Denizli'deki sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın en hızlı şekilde ürünü ulaştırması gerekiyor. İnşallah bunu da ancak el birliğiyle çözebiliriz. Sevgili seyirciler, bugünlerde çok konuşulan bir konu EYT. Bununla ilgili Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya Metropol TV açıklamalar yaptı. Baktığınızda yaklaşık 1,5 milyon kişi civarında olduğu konuşuluyor. Denizli'de tam olarak bu rakamın ne olduğunu ben bilemiyorum. Ama firmalarımızda EYT'li birçok çalışanımız var. Şimdi ben burada şöyle iki sorun görüyorum. Bir tanesi tabii ki bunun finansman yükü, işverenin finansman yükü. Biliyorsunuz ki tekstil sektöründe yeni yetişen eleman sıkıntımız var. Bizim bu da en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Çok fazla artık tercih etmiyor gençlerimiz tekstil sektörünü ve arkadan bizim özellikle işletmelerimizde, numune dediğimiz bölümlerimizde, işte boyahanelerimizde, konfeksiyonlarımızda çalışacak ciddi kafa yoruyoruz ve yormamız da gerekiyor. Hal böyle olunca bizim için çok büyük bir problem. Dolayısıyla biz özellikle tabii ki bu iki konu üzerinde çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. Finansman yükü tabii ki çok çok büyük problem ve bazı EYT'li arkadaşlarımız yani emekli olup tekrar işletmelerde devam etmek istiyor. Ayrıca maliyeti de var. Gerçi o konuda da tartışmalar var. Bunların aşılması gerekiyor. Devletin özellikle finansman yükü konusunda sanayicilere ve işletmecilere destek olması gerekiyor. Bunun gerçi bir krediyle belki de çözümlenebileceği öngörülüyor gibi söylentiler de var. Daha net olmamakla birlikte taksitlendirmeye belki de bunun ödenmesi konusunda çalışmalar var. Bunların aşılması gerekiyor. Bunlar bizim üzerimizdeki büyük yüklerden iki tanesi. Denizli firma için 2022 yılı nasıl geçti? 2023'ten ne bekliyorlar? Evet, BNL Home Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karabacak 2022 yılı değerlendirdi. 2023 yılı beklentilerini ve hedeflerini anlattı. 2022 olarak pandemide güzel işler yaptık. İnternet satışları biraz daha yüksekti. Fakat sonradan bir ekonomik bir kriz geldi. Bu dünya çapında olan bir krizdi. Tabii bunun içinde enerjidir vesaire sıkıntılar yaşadık. Fakat 2023'te daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sıkıntıların üstesinden gelmeye alışkın bir ülkeyiz. 2023 bizim için daha başarılı ve verimli geçirecektir. 2023'ün beklentiniz nedir ve BNL Tekstil bu konuda ne gibi çalışmalar yaptı, planlaması, projesi nedir? 2023 için ihracatta şu anda %70 gibi ihracatımız var, %100'e çıkarmak. Tabii iş piyasada BNL Tekstil'in her zaman bir marka oluşu olduğu için biz iş piyasayı hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Zaten biz bırakmak istesek de iş piyasa bizi bırakmıyor. Devamlılığımızı sürdüreceğiz, markamızı, kalitemizi her zaman ön plana çıkaracağız. Peki bu 2023 yılındaki satışlarını nasıl öngörüyorsunuz şu anda, ne bekliyorsunuz? Satışlarımız biraz da şu anda insanlar e-ticaret, internet olduğu için daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni nesil geliyor arkadan. İnsanlar bir yere gidip de alışveriş yapma değil de internet üzerinden alışveriş yapmayı daha çok istiyorlar. Biz de satışlarımızı daha çok internet üzerinden yapabileceğimiz şekilde tasarlıyoruz. Denizli kablo sektöründe son durum ne? Sektör 2023 yılında neler bekliyor? Yusuf Kabukçu, NAK Kablo
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kabuçlu'da söz. Kablo sektörü biliyorsunuz Denizli'de en önemli sektörlerden biri haline geldi. Çok güzel işler yapan, çok değerli çalışmalar yapan firmalar var. Genelde ihracata yönelik çalışanlar daha çok bu işte emek sarf ediyorlar. Şu an Türkiye'de birçok dalda güzel yatırımlar yapılıp karşılığını alabilir herkes. Yatırım, girişim tavsiyemiz var. Devamlı hedefimiz büyüyor. Çocuklar maşallah çalışıyorlar, koşturuyorlar, gayret sarf ediyorlar. Yeni yatırımları var. Biliyorsunuz Yusuf Kabukçu Nak Kablo olarak özellikle solar kablo üzerinde güzel çalışmalarımız var. O konuda uzmanlaştık. Avrupa'ya şu anda büyük oranda ihracatımız İspanya'dan, Fransa'dan başlayarak Hollanda, Belçika ve bu tarafta da Balkanlar'da güzel müşteri portföyümüz oluştu. Çalışmalar devam. Krizler yeni fırsatlar doğurur mu? Bu sorunun yanıtını Deniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu verdi. Her kriz bir fırsattır. Tabii bu fırsatları görebilmek çok önemli. Dezavantajları avantaja çeviriyorsak bu hikayeler sizin de söylediğiniz gibi hep var. Hı hı. Ama ne var? Burada gerçek bir şimdiki kriz farklı bir kriz bakın. Yani bu Türkiye'nin krizi değil. Doğru. Onun için dezavantajı avantaja çevirmek çok kolay değil. Çünkü dünyada problem var. Bugün Ukrayna-Rusya savaşı sadece kimin kazandığı bir savaş? Amerika'nın kazandığı bir savaş. Amerika'dan başka şu anda zaten kazanan yok. Avrupa kaybediyor, Ukrayna kaybediyor, Rusya kaybediyor. Herkes kaybediyor. Ama bu işten Amerika şu anda tek kazançlı ülke. Onun için bugünkü bu yaşadıklarımızı, savaş ekonomisini fırsata dönüştürmek açıkçası çok kolay değil. Bu kriz dünyada olmasaydı, sadece belki Türkiye'de olsaydı daha kolaydı. Ama ne var? Bizim gemimizin provası ihracat olmalı. Ne olursa olsun. Biz bu provamızı ihracata yöneltip daha çok üretmeliyiz. Ürettiğimizi satmalıyız. Parasını da ülkeye döviz olarak getirmeliyiz. Yapabileceğimiz bu. Bir başka sektörle ilgili haberimiz de var sırada. İklimlendirme sektöründe son durum ne? Yeni yatırımlar var mı? Ve pandemi sonrası sektöre ilgi neden arttı? Alin Dayır, Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Basri Kabel konuştu. İklimlendirme sektörü aslında çok canlı bir sektör. Biz bu sektörde olduğumuz için çok mutluyuz çalışanlarımızla birlikte. İnşallah diğer sektör temsilci arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek birer çözüm üretmeye çalışacağız. Şu anda iklimlendirme sektörü iyi durumda. Çünkü yeni yatırımlar var. Yatırımı genişleten sanayicilerimiz var. O nedenle iklimlendirme sektörü hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok önemli. Çünkü özellikle pandemiden sonra taze vaya iklimlendirmeye dönük talep çok aşırı arttı. Ve biz de diğer iklimlendirme sektöründeki diğer arkadaşlarımız da bu talebi kendi yettiğimiz ölçüde karşılamaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2022'nin son meclis toplantısını yaptı. Son toplantıyı yaptık. Şöyle bir istatistik bilgi vereyim ben size. 2022 yılında 11 ay toplantı yaptık. Yani 11 defa. Bu 11 toplantıda 22 birleşimle ilgili çalışma yaptık. 758 oy birliğiyle, 45 oy çokluğuyla, 9 meclis bilgisini sunmakla toplam 812 maddeye görüşmüşüz. Bu toplantılarımızda, birleşimlerimizde. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma dönemi oldu. Ayrıca DESKİ genel kurullarımızla ilgili ikisi normal, ikisi olağanüstü olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirdik. 6 birleşimle birlikte. 25 oy birliği, 7 oy çokluğu, bir de meclis bilgisini sunmakla toplam 33 gündem maddesini görüşmüş olduk. Baktığımızda 845 büyükşehir ve DESKİ olarak 845 konuyu karara bağlamışız veya bilgiye sunmuşuz. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni yılınız hayırlı, uğurlu olsun. Şahsınıza, şehrimize, tüm dostlarınıza ve ülkemize, tüm insanlığa inşallah güzellikler getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin, acıları dindirsin, güzellikleri arttırsın inşallah. Yeni yılınız da kutlu olsun. Nice yıllara inşallah birlikte hem şehrimize hizmet etmekte hem de şehrimizde yaşamayı Allah'ım bize nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Merkez Efendi Belediyesi tarafından kış döneminin gelmesiyle birlikte kendi ürettiği binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Seyirciler, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin mali tablosunu Metropol TV'de açıkladı. Mali disiplin içindeyiz. Boşa harcanacak bir kuruşumuz bile yok. Biz 2023 bütçemizi 150 milyona çıkardık. Bizim ölçeğimizde bir belediye için 150 milyonluk bir bütçe oldukça. Her yıl bütçemizi sürekli revize ediyoruz, yeniliyoruz ve yükseltiyoruz. Öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Bir anı küçük, daha 2-3 gün önce oldu. Bu Kocabaş'taki yol yapımı için acaba bir yerden kaynak kullanabilir miyiz diye ön araştırma yaptık. Henüz meclisten karar almadık, yetki almadık ama hiç borcumuz yok bizim. Ama dedik ki şimdi bu ücretleri hemen ödeyelim. Aydınlara, işte Karateke'ye, oraya buraya yatırım yapalım. Bir bankadan 3 milyon lira kredi alırsak ne kadar öderiz diye özel bir bankadan, ki teminatları da var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir banka 3 milyon kredinin verilemeyeceğini, bu kadar büyük bir miktarın verilemeyeceğini. Honaz Belediyesi için 3 milyon lira çok küçük bir para, ama öyle söylenildiği gibi kredi falan yok ortada. Kredi falan alamıyorsunuz. Yine öz kaynaklarınızla işlerinizi yapmak zorundasınız. Bu çok gerçekten acı bir durum. Karşılığı olduğu halde, teminatı olduğu halde banka bu kadar büyük, 200 bin lira, 300 bin lira isterseniz verebiliriz diyor. 200-300 bin lira bizim Honaz Belediyesi için kredi alınacak bir rakam bile değil. Yerel yöneticilik anlayışı nasıl değişti? Sosyal belediyecilik neyin önüne geçti? Şimdi de söz sevgili seyirciler Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'te. Belirli şablonlarda görevler yaparlardı. Neydi bunlar? Çöp toplarlardı, park bahçe yaparlardı, yol yaparlardı, kanalizasyon, suyla ilgili problemleri çözerlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi vatandaşın ne sorunu varsa onu çözmekle mükellefiz. Artık sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliğin de önüne geçti. Yani diyelim ki mahalledeki teyzemin kızı üniversite sınavına girdi ve kazandı. Geliyor, kazandığı belgeyi önüme koyuyor. Kızım, buna burs mu çıkartacaksın, buna yurt mu bulacaksın, bu senin sorumluluğun diyor ve gidiyor. O sorumlulukla baş başa kalıyorsunuz. Ya da başka bir şekilde, işte vatandaşın evi yanıyorsa, vatandaş maddi olarak darboğazdaysa, vatandaşın evinde kömürü yoksa, odunu yoksa, çorbası kaynamıyorsa her bir şekilde size ulaşıyor. O nedenle baktığımız alan ve yaptığımız işin çerçevesi, boyutu çok değişti. Biz de bu boyutlara elimizden geldiğince, karınca kaderince tabii ki yetişmeye çalışıyoruz. Bu hastalıkta erken tanı neden önemli? Evet, çocuklarda doğuştan kalça çıkıklığı görülüyor mu? Bu sorunun yanıtını uzmanından sağlık programında Özel Denizli Tekten Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Necip Özateş açıkladı. Kalça çıkı aslında yanlış kullanılan bir terminoloji. Aslında çocuk doğduğunda kalçası tahmin edilen aksine gerçekten bir çıkık değil. Anatomik olarak normal doğuyor çocuk. Ama bir takım faktörlere bağlı olarak çocuğun ilerleyen aylarda gelişiminde kalça eklemi sabitliğinin, stabilitesini yitirmeye başlıyor ve dinamik bir olay olarak zamanla ilerliyor ve tam bir çıkığa aylar içerisinde dönmeye başlıyor açıkçası. İşte bu süreçte bu rahatsızlığın ya da bu sorunun erken tanısı çok önemli. Çünkü daha sonrasında telafisi daha zor ve cerrahi işlemler gerektiren bir duruma dönüşebiliyor. Metropol TV'de ana haber bültenin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.